ki var. Hasretinden nefes alamıyorum. Göze aldım her şeyi, döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah. Haydi. Ne de adam gibi ölmeyi. Kimse dokunmadı Orhan. Dokundurtmadım. Evlisin Leyla. Cemil var, oğlun var. Oğlumuz var. Orhan. Senin oğlun. Senin gibi asi, senin gibi merhametli, senin gibi vicdanlı, senin gibi güzel. Kemal senin oğlun. Cemil bana bir kere bile dokunmadı, dokundurtmadı. Bana senden başka kimse dokunmadı Orhan. Asla. Gerekirse kendi canımı veririm, dokundurtmam. Yapmadım bunu. Seni bekledim ben. Bu hayatta bir tek sen varsın. Sen varsan ben varım. Sen yoksan ben yokum. Benim senden başka kimim, kimsem yok ki. Bir oğlumuz var işte. Kemal, Kemal'imiz. Bizim oğlumuz. Ben sana geldim. Konuştuklarımla, konuştuklarımla, içimdeki hasretle, her şeyimle, bütün yüreğimle, kalbimle sana geldim Orhan. Kimse yok, hiç kimse. Bu sefer susma Orhan. Allah aşkına susma. İçinde ne varsa anlat bana. Kalbinden ne geçiyorsa, aklından ne geçiyorsa, sakladıklarını anlat. Kurban olduğum bir şey söyle bana. Artık bir şey söyle, ne olursa bir şey söyle. Kanserim ben. Ölüyorum. Ne kanseri? Ne kanseri be?
Ne diyorsun sen? Kanserim Leyla, ölüyorum işte. Ne zamandır biliyordun bunu? Teşhis Almanya'da kondu. Sen bunu bana söylemeye mi geldin buraya? Sen buraya bana veda etmeye mi geldin? Niye sakladın benden? Niye söylemedin? Bir şey söylesene Orhan. Ya bir şey söylesene. Yeter Leyla, yeter. Ben kararımı verdim. Ben gidiyorum Leyla. Bir yere gitmiyorsun. Gelmezsin, burada kalacaksın. Bu sefer beni geride bırakma Orhan. Sensizliğe dayanacak gücüm yok benim. Yapma bunu Allah aşkına, yapma. Kurban olduğum yapma. Beni dal götür ne olursun. Çaresi var bunun. Doktorlar var. Buluruz bir şey. Yardım ederim ben sana. Yalvarırım. Beni de götür. O zaman beni de götür. Sana kıyamam ki Leyla. Ömrüm senin yoluna feda olsun. Sana kıyamam. Allah benden aldığı ömrü senin ömrüne katsın. İstemem ki. Ben sensiz bir ömür istemem. Sensizlik, kimsesizlik. İstemiyorum artık. Al beni de. Al. Beni de al. Götür beni. Sen kalacaksın. Ben gideceğim Leyla. Bırakmam. Bırakmam. Hiçbir yere bırakmam. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım işte. Yok. Ben seni seviyorum. Leyla yapma böyle. Hayır. Hayır. Gidemezsin bu dünya. Ben sensiz hiçbir şey istemiyorum. Leyla. Yapma. Ne olur yapma. Öyle yapma. Ne olur. Bırakamazsın beni. Beni bırakıp ölemezsin. Tedavi olacaksın. Var bunun çaresi. Gideceğin yolun artık geri dönüşü yok. Bir umut vardır. Her zaman umut var. Senin de umudun var. Ben çaren olayım. Seni iyileştireyim. Senin dermanın olayım Orhan. Senin bir oğlun var artık. Git ona sarıl. Bana sarıl. Oğlunun gençliği sana güç verir. Yapma bunu. Bırakma kendini. Kurban olduğum bırakma. Bizi bırakma. Kurban olduğum bırakma. Beni bırakma. Sarıl bizi Orhan. O deli benim oğlum ha. O deli benim oğlum. Sen de benden çekip gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen. Seni istemiyorum Kemal. Sevmiyorum seni. Neden anlamıyorsun? Ya sürekli aynı şeyi düşünmekten bıktım. Sevmiyorum seni. Sevemiyorum, istiyorum ama olmuyor, anla işte. Rahat bırak beni. Bak, olmuyoruz biz, bitti. Yalnız bırak. Allah aşkına rahat bırak, ne olur. Senden gelsin ölüm başımın üstüne. Alıp gidersen. Ben neden böyleyim baba? Kendi kardeşimi sırtından vuruyorum. Dönmeyeceksen. Al ömrümü, koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başı. Senden gelsin ölüm başım.
kızım. Affet. Hadi baba, geleceğim demiştim. Seni hiç bırakmayacağım demiştim. Hadi gel. Gelemiyorum, çok uzaktasın. Alın. Kemal benim oğlum. Anlat Kemal'i, anlat. Kız sana benziyor. Aynı sen. Senin suretin var. Senin gibi güçlü bakıyor. Yakasına yapıştığını yıkmadan bırakmıyor. Git sarıl oğluna. Ne olacaksa olsun artık. Sarılamam Leyla, bırakmazlar. Umurumda değil. Kemal'in bunu bilmeye hakkı yok mu? Babasısın sen onun. Git anlat ona. İkinizin de sevdiğinde gözlerinizin başka bir şey görmediğini anlat ona. Kurban oldum ya, varırım, yap bunu. Ben öldükten sonra onu yok ederler Leyla. Dokundurtmam Kemal'imi. O senin de oğlum. Oğlumuz. İzin verme. İzin vermeyiz Orhan. Leyla abi değil ki Leyla. Kendi oğluma sarılmaktan korkutacak kadar büyükler. En sevdiğime zarar verecek kadar alçaklar Leyla. Bak bilmesin. Öylesi daha iyi. Bilmesin babası olduğumu. Size de bir zarar gelmesine göz yumamam. İzin vermem Leyla. Olmaz. Olmaz. Yapma bunu. Bu anı unut. Olmamış say. Deme böyle. Kendine yapma. Yapma böyle. Yapma kendine. Ne olursun yaparım. Yapma. Yap güzel gözüm. Yapma. Keşke elimden bir şey gelebilse Leyla. Oğlum var, sarılamıyorum. Sevdiğim var, dokunamıyorum. Kaderim bu Leyla, kaderim. Bir garip düzenin içinde sıkışıp kalmışım, çıkamıyorum. Yalvarırım, affet beni. Yalvarırım. Bir umut. Bir umut ver Orhan. Benim için. Oğlun için, ailemiz için sadece bir umut. Hayatımızı artık geri ver. Allah aşkına yap bunu. Hak ettiğimiz hayat. Umut yok Leyla. Her yerime ölüm bulaşmış benim. Size de değsin istemem. Umut yok. Günü gelip sen de benden çekip gidersen. Gidip de bir daha bırakma beni. Dönmeyeceksen gitme. Al ömrümü koy ömrünü üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstüne. Yüreğim. Kendimle ne yapacağım baba? Ben kendimle ne yapacağım? Defterlerde bizden alacaklıların listesi var. Önce borçları devralırsın. Sonra da fabrikayla bahçeyi. Orhan'ın her şeyini aldıktan sonra benim de burada kalmama bir gerek kalmaz.
Kendini yerine atacağım. Kendi kardeşimi sırtına. Karım seni öldürdü. Sus ya. Ben kendimi yerine atacağım. Veli abi. Kendi kardeşimi Veli abi. Sırtına kapacak diyorum. İyi misin abi? İyi miyim, değil miyim bilmiyorum hoca. Ölü gibiyim, deli gibiyim. Nereye gitsem, ne yapsam bilmiyorum. Ne olur yardım et bana. Allah aşkına, billah aşkına yardım et bana hocam. Gel bir çay içelim, gel. Gel, gel bir çay içelim. Nedir Musa Bey? O benim ilkokul defterim. Yıldızlı Peki ile dolu. Hocam beni çok severdi sağ olsun. Anılarım depreşti. Seninle paylaşayım istedim işte. Burada isim listesi var. Öyle mi? Yarımcalı ailesinin günah defteri o. Günah defteri derken? Borç! Yarımcalı ailesinin borcu olduğu insanların listesi var orada. Gidiyorsun, herkese parasını ödüyorsun, borcu benim üzerime devralıyorsun. Anladın mı? Anladım. İnsanlar mağdur olmasınlar, günahtır. Peki. En kısa zamanda hallet. Sabaha akşama yarımcalının tepesine çökeceğim ben. Avukat, senin hiç Yıldızlı Peki'nin oldu mu? Oldu. Sizin? Bilmem. Ben okuldan hep kaçardım. Karneyi babama yolluyorlardı. Kimim kimsem yok şu koskoca dünyada Murat Hocam. Sanki bir başınayım, yalnızım. Yalnızlık sadece ona mahsus. Kadri mutlak olan o. At kafandan yalnızlığı abi. İstesen de erişemeyeceğin bir mertebe o. Sen yalnız değilsin abi. Gırtlağıma kadar günah batmışım ben. Beş para etmem. Boyun posun var ama yarısı yerin dibinde. Ne yapsam bilmiyorum Murat Hocam. Bir gün vakti geldiğinde anlatmak istersen dinlerim. Başımla beraber. Anlatamam ki. Söyleyemem. Fısıltısı bile ortalığı yakar. Sakladıklarında seni yakıyor abi. Yakıyor, yakıyor. Perişan ediyor kafamın içindeki ses. Dermanım kalmadı Murat Hocam. Bir kapı var abi. Hiç kapanmayan bir kapı. Allah aşkına söyle, gidip kapısına kulluk edeyim, yüzümü süreyim. Yeter ki şu kapımın içindeki ses sustun, içimdeki ıstırap bitsin. Tövbe kapısı abi. Hiç kapanmaz o kapı. Onun gücü hiçbir şeyle tartılmaz. Tövbe şifadır beni abi. Eşikte bekleme. Gir içeri. Gir içeri abi. Aradığın merhamet de, çare de ondan. Dönüş yalnızca ona. Unutma. Bekleme abi. Utanıp sıkılma. Gir içeri. Bırak yüzüne vursun dervişlerin nefesi. Gir içeri abi. Kızım söylesene. Niye böyle bir şey yaptığını söyle ya. Delireceğim. Ya korkudan uyku uyuyamıyorum be. Ha konuşacaksın diye bekliyorum. Sen tek laf etmiyorsun bana. Anne, konuşmak istemiyorum. Ya Allah rızası için artık beni rahat bırak ya. Cemil mi bir şey söyledi sana? Leyla'nın kocası. Görmedim sanma. Ne alakası var canım? Bugün çarşıda yanına geldi değil mi? Ha? Ne söyledi sana? Ne söyledi? Ay kızım boş boş bakmasana yüzüme. Anlasana ne olduğunu. Haydi söyleyeceğim bir şey varsa söyle, korkma. Korkma, söyle. Anne, anlatacak bir şey yok.
Rahat bırak beni. Bak yalnız kalmak istiyorum. Yorgunum, uyuyacağım. Tamam mı? Ha, bu saatte uyuyacaksın. Evet anne, evet. Bu saatte uyuyacağım. Lütfen çıkar mısın? İyi, tamam. Tamam, uyu kızım sen. Uyu, dinle. Ama bu konu burada kapanmadı, haberin olsun. Ha, böyle içine kapanmana, derdini bir başına çözmene izin vermeyeceğim. Ona göre. Seni görmek her zaman nasip olmuyor. Dur Leyla. Gözlerini göreyim. Bana kimse senin gibi bakmadı Orhan. Kimse. O kadar güzel bakıyorsun ki. Sensizlik sonra daha da zor oluyor. Bu sefer gitmene izin vermeyeceğim Orhan. Bir daha sensizliğe dayanamam. Bana kimse dokunmadı Orhan. Dokundurtmadım. Orhan. Kemal. Senin oğlun. Aşkına gözünü üstünden ayırma. Benim acil işim olmasa senden hayatta böyle bir şey istemezdim. Ama bu kızın neden bu hale geldiğini öğrenmezsem kafayı yiyeceğim. Belki de senin yüzünden böyledir kızım. Yani senin yaptığın şeyin bedelini ödüyordur, kim bilir. Ne demek şimdi bu? Hay sen neyin lafını çarpıyorsun Adile Hanım? Açık açık söyle de anlayalım. Bir şeyin lafını çarptığım falan yok ya. Ben inanırım böyle şeylere. Hani derler ya, yoktan yere günahsız birinin günahına girersen, masum birinin canını yakarsan, hayat da senden bir şekilde intikamını alır. Seni sevdiklerinle test eder. 40 yılda bir senden bir şey istedim, istemez olaydım. Yani daha şimdiden burnumdan getiriyorsun. Boş ver ya, sen beni takma kafaya. Benim bazen böyle kafam Almanca akıyor, dilim Türkçe konuşuyor. Biraz kaba, sert kaçıyor. Adile. Ne var, ne? Eğer masumsan, günahsızsan sorun yok bence. Bu lafları takma kafana. Bütün dünyanın günahı benim üstümde kızım. Ne masumiyeti? Bendeki günah bu evdeki herkesi yakmaya yeter. Seni bile. Gözünü ayırma kızım. Alo. Kemal. Bak sana bir daha beni arama dedim. Beni hala neden arıyorsun? Arama. Dur kapatma. Aramayacaktım zaten. Son bir şey söylemek için aradım. Meltem. Ben seni siliyorum. Seninle alakalı her şeyi siliyorum. Ama seni silemeyeceğim bir şey bırakacağım geride. Hep hatırlayacaksın. Ödenedeki unutmayacağım. Ben senin yapamadığını yapacağım ben. Sensiz yaşamayacağım. Hadi eyvallah. Kemal. Kemal dur, kapatma Kemal. Kemal kapat. Kemal. Kemal telefonu kapattı. Kemal. Telefonu kapattı. Neden? Kemal beni aradı demin telefonla. Tamam, bir dakika, bir sakin ol. Tane tane anlat bakayım, ne oluyor? Bana dedi ki senin yapamadın. Ben yapacağım dedi Kemal. Sıkacağım, engel ol. Ona bir şey yapacak kendine. Tamam, sakin ol. Sakin ol bakayım. Bir şey yapacağım kendine. Amcanın numarası var mı bunda? Amcam diye kayıtlı. Kendine bir şey yapacak, seni yapamadığını ben yapacağım dedi.
Tamam, sakin oluyorum. Efendim Meltem? Alo. Orhan. Meltem iyi mi Adile, ne oldu? Meltem iyi. Bu çocuk var ya Kemal, Leyla'nın oğlu. Meltem'e telefonda abuk sabuk bir şeyler söylemiş, kendine bir şeyler yapacağım demiş. Ne demiş Adile, ne yapacağını söylemiş? Doğru düzgün anlatsana şunu. Ya işte ne bileyim, sensiz yaşayamıyorum. Kendime bir şey yapacağım. Amca, amca bak bana dedi ki... Sen yapamadığını ben yapacağım, ben sensiz yaşamayacağım dedi amca. Amca ne olur bul onu. Kendine bir şey yapacak ne olur. Ne olur durdurman lazım bunu. Dur Meltem. Meltem dur, sakin ol. Nereye gittiğini biliyor musun? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum, kapatsa telefonu, ulaşamıyorum. Ne olur amca engellemen lazım. Anne, Meltem, ne olur. Bak sakin ol, nereye gittiğini... Sensiz yaşamayacağım ben. Sen benim oğlumsun Kemal. Oğlumsun. Sakın yapma, bir delilik yapma. Ben babamı gömdüm evlat. Seni de gömemem. Yapma bana bunu. Kendimden geçerim, senden geçmem ben. Haram lan sensiz hayat. Sensiz hayat, haram sensiz hayat. Unutmayacağım seni lan. Unutmayacağım seni, seni unutacağım ölürüm lan. Ne varlığın belli, ne yokluğun. Sonunda buldun evin yolunu demek ki. Ay Cemil, ne sana ne de saçma sapan laflarına tahammül edecek halim yok. Sen neredeydin ha? Ha? Cevap versene kadın, neredeydin sen? Bulaşma bana Cemil. Bu eve soktuğuma da pişman etme beni. Bu benim evim, benim. Benim evim. Sen bu eve tek bir şartla girdin. Unuttuysan hatırlatırım. Tek bir lafıma bakar. Bulursun yine kendini kapının önünde. Sen bir daha beni kovacağını mı zannediyorsun ha? Ha? Bir dahaki seferde sen bu evde gideceksin, ben değil, anladın mı? Bir daha kendimi aynı duruma da düşürmem ben. Aklını başına alsan iyi edersin bence. Ne istiyorsun gündüz gündüz ha? Ne söyledin sen benim kızıma? Kızın kim? Lan bal gibi biliyorsun sen benim kızımın kim olduğunu. Ne biçim konuşuyorsun lan? Ağzını topla. Cemil, okuma lan bana. Saçımdaki boyaya da aldanma sakın. Senin gibi yıllarla boğuşa boğuşa ağarttım ben saçlarımı. Sen nasıl birisin lan? Ha? Gündüz gündüz gelip bu yolunu kesiyorsun. Geçen çarşıda gördüm ben seni. Meltem'in yanından ayrıldın. Ne söyledin sen kızıma ha? Ne söyledin de Meltem olmayacak şeyler yaptı kendine? Sen deli misin ha? Divana mısın sen? Beni mi takip ediyorsun? Lafı değiştirme lan.
Ümüğünü sıkarım senin, sokak ortasında da duyan olmaz. Sen ne istedin ha Meltem'den? Ne söyledin lan sen benim kızıma? Ne söyledin kızıma? Radan! Kör bıçakla gırtlağını keserim lan ben senin. Oyarım o gözlerini kaba koyacağıyla. Anladın mı? Sen benim nereden geldiğimi biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Bil, bil. Bütün Mudanya bilir. Sen de bileceksin tabii. Pavyonda elime bıçağı alıp senin gibi onlarcasını önüme kattım lan ben. Meltem'e ne söylediğini öğrenirim. Ama bugün, ama yarın öğrenirim. Bir daha sakın kızıma ilişeyim deme. Gebertirim lan seni. Anladın mı? Gebertirim! Allah belanızı versin. Bir tane değilsiniz ki, hepiniz manyak. Alayınız manyak. Tamam, sakin diyorum ya. Kemal'i arıyordur. Kemal'i arıyordur. Birazdan bulur onu. Sen sakin ol bakayım. Bir sakin ol. Tamam mı? Sakin ol birazcık lütfen. Hadi. Bir kendine gelir misin? Ben onsuz yapamam. Yapamam ki ben onsuz. Yapamam. Meltem, merak etme. Her şey iyi olacak. Merak etme. Hiçbir şey iyi olmayacak. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hiçbir şeyin iyi olduğu yok işte. Allah'ım biz bilmiyorduk. Ben bilmiyordum ki. Allah'ım ne olur yardım et, ne olur yardım et bize. Tamam. Sakin, sakin ol bakayım, hadi. Hadi. Lan Kemal. Tırstın mı? Tırstın mı lan? Ben sensiz zaten ölmüşüm Meltem. Sensiz ölmüşüm Meltem. Sen lan? Ha? Ne istiyorsun benden? Ya, yapma! Yapma! Yapma Kemal! Yapma. Dur. Sende mangal gibi bir yürek var. Yapma. Nereden biliyorsun ya? Ha? Ne istersem yaparım, sana ne? Anam mısın, babam mısın? Hiçbir şeyin değilim. Öylesine biriyim işte, ne var? İyi o zaman, karışma. Uzak dur hayatımdan. Ya Kemal, niye yapıyorsun bunu kendine? Ha? Söylesene, niye yapıyorsun? Hadi kendine yapıyorsun. Onu anladım. Ailene niye yapıyorsun? Ha? Annen? Seni bu uçurumun dibinde bulacaklar. Düşünsene annen ne halde olacak o zaman? Ya ne annesi ya? Annemi düşünecek bir sen mi kaldın ha? Senin annemi düşünmeye hakkın var mı? Annemi bu hale getiren sensin, annemi mahveden sensin lan. Evet. Benim. Annenin hayatını mahveden benim, evet. Ama senin hayatını mahvetmene göz yummam. Hayatta kalacaksın. Bana karışamazsın sen ya. Ne istersem yaparım. Anladın mı? Çekil şimdi. Çekilmeyeceğim. Sana bir zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Ha!
Bak Kemal, eğer niyetin ille de gitmekse beraber gideceğiz. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Gelecek misin? Ha? Yaşamak istemiyorum ben. Meltemsiz hiçbir şey istemiyorum. Ya çok seviyorum onu ya. Ya bana bir sebep söyleyin. Sebep, sebep. Kafayı sıyıracağım. Nefes alamıyorum. Ya neden kimse beni anlamıyor? Seni anlayanlar var. Seni senden daha iyi anlayacak olanlar var. Yeter ki iyi bak. Bu mu lan sizin dünyanız? Ha? Sevene, aşkından ölene yer yok mu sizin hayatınızda? Ha? Hep mi imkansız ya? Hep mi imkansız? İlla imkansız mı? Kimsem yok lan benim. Benim Meltem'den başka kimsem yok. Var! Var! Annen var! Baban var! 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 Bak Kemal, belki zor olacak ama geçecek. İnan bana. Unutmayacaksın ama alışacaksın. Geçecek. Geçmesin ya. Geçmesin. Ben geçeyim, gideyim, öleyim. O geçmesin. Unutmak istemiyorum ki. İşte bu nefes Kemal. Bu nefeste can var. Sen asıl ondan vazgeçmeyeceksin. Belki hatırlamazsın. Bir kere de sarhoş kapımıza dayanmıştın. Senden kurtuluş yok yani ha? Maalesef. Alo, Orhan. Bulmuş mu Kemal'i? Bulmuş mu? Bulmuş mu? Adile, merak edilecek bir şey yok. Her şey yolunda. Hallettim ben. Tamam, tamam, tamam. Her şey yolunda. Bulmuş mu Kemal'i? Evet, iyi. Tamam. Sakin ol, sakin ol artık. Teşekkür ederim. Amcama da sana çok teşekkür ederim yoksa. Geçti. Geçti hepsi. Her şey iyi olacak. Ah, Allah muhabbetinizi arttırsın. Yani biz gece gündüz kızın peşinde koştuk, güldüremedik yüzünü. Maşallah. Bir şey yok. Konuştuk sadece. Dertleştik biraz. Hanımefendi nasıl bir yol izlediyse bize de söylesin. Biz de öyle davranalım bari. Sen iyi ol. Tamam mı? Hep iyi ol. Ay hala gülüyorsun Meltem. Pes yani. İstediğiniz araştırmayı yaptım Oğuz Bey. Orhan Yarımcalı. Babasından devralmış işleri. Dedesi Arif Yarımcalı. Eceliyle ölen nadir kabadayılardan. Babası Burhan Yarımcalı. Sevilen, sayılan, kasabalı bir iş adamı. Bir süre önce kalp krizinden vefat etmiş. Orhan Yarımcalı ile Musa Bozoğlu'nun davası bugünden eski.
Geçmişi derin. Ama toprak meselesi değil. Almanya'dan döndüğünde ilk çomağı topraklarını almak isteyen Musa'nın çarkına sokuyor. Kasabalı Yarımcalı'nın yanında duruyor. Almanya'da böyle bir durumu yok. Döndükten sonra namı büyümüş. Orhan Yarımcalı derin, uzak, korkusuz, neyi ne zaman yapacağı belli olmayan bir adam. Arkasında kimse yok. Demem o ki, Bozoğulları'nın gölgesi de yüreği de Orhan Yarımcalı'ya yetmez. Evet Üncay, senden ne haber? Hani elindeki arazilere sahip çıkacaktın. Ki sana defalarca emin misin diye de sormuştum. Eminim demiştin. Adım Tuncay Öztürk demiştin. Nasıl olacak? Henüz elimizden çıkmış bir şey yok Oğuz Bey. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bu rahatlığın nereden? Beni siz koruyorsunuz. Bana bir şey olmaz. Ama Yarımcalı'yı sizden kim koruyacak? Böyle biri var mı? Ne yapalım efendim? O zaman Yarımcalı'ya bir mesaj iletelim. Bakalım yüreği de namı kadar büyük mü? Abi, işleri iyice saldık. Bütün gün bu izleyip duruyoruz. Madem gözden kaçmasın diyorsun, bizim sivillerden iki tane çocuğu salalım peşine. He? Abi, bir şey de söylemiyorsun ki ya. Ben bu herifi bir kez hafife aldım Engin. Bedelini de çok ağır ödedim. Aynı hatayı ikinci kez yapmam. İyiydi abi, kim bu adam? Dosyası ne bunun? Dosya mı? Ne dosyası? Bu herif şeytanın vücut bulmuş hali. Mafya mı? Kaçakçı mı? Baba mı? Onlar kolay Engin. Onlar kolay. Bu herif iş adamı. Memleketin dört bir yanından kalkan her uçağı, her gemiyi, her treni, her bir organize eder. İşi bu. Tamam abi, tamam. Anladım ben. Anlamadın Engin. Anlamadım. Anlasam mesleği şu dakika bırakırdın. Artık uzak dur hayatımda. Anneminkinden de. Harbiden. Sen de ölümden uzak dur. Dur ki beni kendinden uzak tut. Hadi eyvallah. Eyvallah. Efendim? Orhan, sürekli ben arıyorum, sürekli ben seni bir yere davet ediyorum. Ama bak bu son haberin olsun. Hakkım var Bahar. Her şey o kadar çok üst üste geldi ki vakit olmadı bir türlü. Orhan yapma ne olur. İhmal etme. Yani sağlığını diyorum. Anladım. Oğlun hiç senin gibi değil. Sen ne kadar soğuksan o bir o kadar sıcakkanlı. Sen ne kadar suskunsan o kadar konuşkan. Kaan'la ne zaman tanıştınız ki? Geçen gün spor salonunda. Aynı yerde spor yapıyormuşuz. Epey lafladık. Belli mi olur? Belki bana boks yapmayı öğretir. Orhan, yarın görüşüyoruz.
Bak sormuyorum, görüşüyoruz diyorum, tamam mı? Ayrıca hatırlatıyorum. Kadınlar sevgilin de olsa, arkadaşın da olsa aranmayı severler. Aramayı değil. Tamam yeriz. Hadi yorma kendini. Yani Oğuz Bey'in fellik fellik aradığı adamları... Orhan Yarımcalı gebertmiş. Nereden biliyorsun? Aşk olsun baba ya, aşk olsun ya. Benim de kendime ait özel bir istihbarat teşkilatım var. Yalnız lütfen kaynakça sorma. Zira bizim meslekte kaynak söylemek öyle hoş karşılanan bir şey değil. Oğlum sulandırma hemen ya. Ya baba niye öyle diyorsun ya? Ben sana doğum günü hediyesi vereceğim demedim mi? Demedim mi? Al sana doğum günü hediyesi işte. Oğuz Doğu'nun... Yavuz Bey, yerin kulağı var. Merak etme baba. Hazret bugün her şeyi öğrenecek. Adamlarını kimin öldürdüğünü, hangi tonoza bağlı olduklarını, onları o tonoza kimin bağladığını, hepsini. Hem öyle çamur at izi kalsın yok ha. Şahitli ispatlı öğrenecek. Bu Orhan'ın sonu oğlum. Belki de Hazret'in sonu olur. Gülme oğlum, gülme ya. Kendine gel diyeceğim ama sen gördüğüm kadarıyla bayağı kendine gelmişsin. Hatta Oğuz Doğu'yla dalga geçebilecek hale bile gelmişsin. Hı, rahatlamışsın. Yalnız bak sana bir şey söyleyeyim. Dikkat edersen üstüne gelmedim. Yahanede yaptıklarının hesabını gördüğünü zannediyorsan, her şeyin unutulduğunu zannediyorsan yanılıyorsun. Hepsinin cevabı tek tek verilecek. Her şeyin bir zamanı var. Leyla. İyi misin? Ne fark eder? Seni ilgilendiriyor mu nasıl olduğum? İlgilendiriyor tabii. Tabii tabii. Kötü olduğumu bilmen hoşuna gidiyor değil mi? Ya da aciz mi desek? Ya da el kolu bağlı mı desek? İşte öyle dersek daha bir İstanbul entrikası gibi olur değil mi Bahar'cığım? Saçmalama. Etrafımızda dönen bu şey... Yani aynı çatı altındayız. İkimiz de etkiliyor her şey. Hiçbir şey senin etrafında dönmüyor Bahar. Senin etrafında döndüğün tek bir şey var. O da Orhan. Sen de bundan etkileniyorsun. Artık bunu kabul et. Nereye anne? İşim var. Ne işi? Hep senin işin olacak değil ya kızım. Bizim de var kendimize göre bazı meşguliyetlerimiz. Ne oldu? Valla ne olsun? Benden iyilik sağlık. Hiç arayıp sormuyorsun Veli Efendi beni. Gönül koyacağım bak. Ne diyeceksen çabuk söyle. Paran hazır. Onu diyeceğim. Ne zaman istiyorsan gel al. Musa Bozoğlu verdiği sözü tutar. Şşt. Alo. Veli diyorum. Paran diyorum, hazır diyorum. Sana İstanbul yolları göründü diyorum. Sen hiçbir şey demiyorsun. Tamam, yarın gelir alırım. Aa, Makbule Hanım. Salih Hanım evde mi? Evde, evde olmasına da. Sana ne? Böyle bakışacak mıyız? İçeri geçemiyor muyuz?
Niye geldiğini söylersen belki geçersin. Ay, biz pek misafir sevmiyoruz. Yabaniyiz. Kim gelmiş sana? Bak Fulana. Saliha Hanım. Rahatsız ettim ama biraz vaktin var mı? Ha ne demek? Var var tabii. Buyurun lütfen kapıda kalmayın. Sana. Buyurun. Abi, ben Martı'yı aldım. Eyvallah aldı. Abi yanlış anlamazsan bir şey soracağım ya. Arabayı uçurum kenarından aldım ya. Aşağı falan mı yuvarlayacaktın abi? Eğer öyle bir şey varsa. Hasan, arabanın anahtarlarını alayım ben. Eyvallah. Abi, Tuncay'la verdiğimiz süre yarın doluyor. Ne yapalım? Tuncay bende Ozan, sizlik bir şey yok. Bugün daha bitmedi, vakti var. Yarımcalı. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Hayırdır Makbule Hanım? Valla Saliha Hanım, pek hayır değil. Ah, şükür bir şehrimiz eksikti. Sen de geldin, tam olduk Makbule Hanım teyze. Sanem. Ben buraya Orhan'la ilgili konuşmaya geldim. Aa, çok enteresan. Yani nasıl şaşırdık, nasıl şaşırdık. Bir cevap bekliyormuşsun. İki gün vakit vermişsin. Beklediğin cevap bende. Emanetin. Söyle Tuncu'ya, yarımcalı gelecekti. Bekleriz. Yarın mekanın yerini de bildiririz. Abi bu tespih daha kaç kere gidip gelecek böyle? Sabrın küpü sınırsızdır Altan. Ama bir kere doldu mu ip kopar. Taneler zaten dağılmıştı. Dizip yollasalar da eyvallah diyecektik. Sabrımız taştı. Adile. Sanem, bize biraz müsaade eder misin?
Estağfurullah. Siz buyurun anneciğim, ben rahatsız etmem sizi. Senin işin vardır. Bizim Alman gelin bilmez tabii adetleri. Hadi bakalım gelin hanım. Büyükler konuşurken durulmaz. Adile kalacak. Orhan'ın eşinden saklayacağım, gizleyeceğim bir şey olamaz. Ne anlatmak istiyorsanız buyurun anlatın, sizi dinliyoruz. Orhan'ın evli olduğunu bilmiyordum. Ama evlenmesi çok iyi olmuş. Evet. Aslanlar gibi bir de torunumuz var. Allah bağışlasın. Evlilik zaten erkekle kadının birbirine söz vermesiyle başlar. Kimi bu söze sadık kalır, kimi kalmaz. Sadık kalmayan çoğu zaman erkektir. Anladığım kadarıyla Makbule Hanım, sıkıntınız epey büyük. Ne anlatmak istiyorsanız bence lafı uzatmadan anlatın. Orhan diyorum. Verdiği söze sadık değil. O ne demek ya? Orhan sözüne sadık değil. Orhan Bahar'la buluşup görüşüyor. Bahar kim? Bahar benim kızım. Musa ile Leyla ile baba bir kardeşler. Orhan'la Bahar sık sık bir araya gelip buluşuyorlar. Makbule Hanım, ağzından çıkanları kulakları duyuyor mu acaba? Elbette duyuyor Salih Hanım. Duymasam, görmesem zahmet edip buralara kadar gelir miydim? Ya bir dakika, bir dakika. Sen niye ilk önce kendi kızına sahip çıkmıyorsun? Ben de öyle yapıyorum zaten. Ne yapıyorum? Salih Hanım, bana bak. Bu iş çok fazla çığırından çıkmadan, yayılmadan bu işe engel olmamız lazım. Çek oğlunu konuş, engel ol. Ya sen engel olacaksın ya da engel olacaklar. Kimlerin engel olacağını sen çok iyi biliyorsun. Ya bir dakika, bir dakika. Sen ne hakla bu kadının karşısında dikilip böyle konuşabiliyorsun ha? İlk önce sen kendi kızına sahip çıkacaksın, anladın mı? Kızınla konuş, yoksa ben konuşurum. Sakin ol Adile. Makbule Hanım söyleyeceğini söylesin. Sonra biz aramızda konuşuruz. Bana bak. Sen bilmiyorsun ki. Biliyorum, biliyorum. Merak etme. O Leyla'yı da biliyorum. Sizin ne biçim bir sülaleniz varsa Leyla'sı ayrı, Bahar'ı ayrı bitmek bilmediniz be. Sülalenizin bütün kadınları kuyruk sallıyor. İlk önce kendi kızına sahip çıkacaksın, anladın mı? Ben 20 senedir bu adamla evliyim, hiç böyle değildi. Bana bakın, kimseyle uğraşacak halim yok. Bu yükü tek başıma omuzlarımda taşıyorum. Ezildim, yoruldum. Artık yalnız değilim. Ya hep beraber ezileceğiz ya da bu işi kökünden halledeceğiz. Leyla beni hiç ilgilendirmiyor. Bahar benim kızım. Orhan Bahar'ın yanına yaklaşmayacak. Sen ne demek istediğimi gayet iyi anladın Salih Hanım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Abi alalım adamı. Bir de yüzünüze karşı söylesin hala garibanın ekmeğiyle oynamaya devam edeceğini. Gerek yok Ozan. Mesele Tuncay değil. Belli ki bu adam en yukarıdan geliyor.
Adamın üstünde en az 10 binlik takım vardı. Altan, bir sus lan. Abi sen daha iyi bilirsin ama sıkıştırmalarına müsaade etmesek, biz alsak girip kimi alacaksak? Olmaz. Suyunda halledeceğiz bu işi. Madem davet edildik, icabet edeceğiz. Ne demiştik? Zalimi mazlum etmeyeceğiz. Abi bu adamı daha önce görmedik. Tuncay'ın ofisinde yoktu bu adam. Tuncay dediğin kapıda kul, köle. Bunların nasıl sahibi başka? Kim abi? İşte. Bu tesbihin sahibi. Musa da, Yavuz da ona çalışıyor. Biz daha yüzünü göremedik ama dünya gözüyle onu da göreceğiz evvelallah. Adamlar hazırlığını yapmış beyler. Siz de yapın. Belli ki bundan sonrası kıyamet olacak. Ne yaptın avukat? Dediklerimi hallettin mi? Bak hallettiysen sana yıldızlı pekiği vereceğim. Musa Bey, borçları devralma işlemlerine başladım. Sorunsuz ilerliyoruz şimdilik, merak etmeyin. İyi. Acele edin. Bir an önce bitirin. Avukat, bir şey soracağım sana. Avukat, sen gerçekten hukuk fakültesi mezunusun değil mi? Yani senin diploman sahte değil. Çünkü ben senden kullanıyorum bak. Yok yok Musa Bey, kapı gibi diplomamız var. Öyle mi? O zaman hadi avukat, acele et. Hadi çabuk çabuk, zarar ziyan olmadan halledin şu işi, hadi. Civan! Efendim abi. Paşam, araba hazır mı? Hazır abi. Güzel. O zaman gidelim de şu Hazret'i bir görelim ha. Elimizi yüzümüze eteğine bir sürelim. Özlemiştir bizi. İçiyor, içiyor. Makbule'nin dedikleri aramızda kalacak. Sen huzursuz olma kızım. Ama tedbirsiz de olma. Rabbini istemeyince ben ne yapabilirim ki anne? Geçenlerde sana bir şeyler söylemiştim. Hatırlıyor musun? Kaybedersin. Sevdiklerini kaybedersin. Sen kendine çeki düzen vermezsen sonra pişman olursun. Dizlerini döversin. Biliyor musun? Sen çok güzel bir kadınsın. Ama kendini saklamışsın. Sen saklanınca da güzellik de senden saklanmış. Çıkar onu ortaya. Sonra bak neler neler oluyor. Makbule malumun ilamını yaptı. Bundan sonra senin yapacakların önemli. Ya Orhan'ı büsbütün kaybedeceksin ya da onu onların elinden alacaksın. Sen de ilamını yap. Görsünler, bilsinler Orhan'ın karısı olduğunu. Yemeyecek misin? Yok anne. Ellerine sağlık ama istemiyorum. Sanki midemde taş var, hiçbir şey kabul etmiyor. Tamam, acıkırsan söyle, ısıtırım. Sen? Aynı taş benim midemde de var. Boğazımdan geçmiyor.
Şu Orhan'ı anlatsana anne. Merak ediyorum adamı. Nasıl biri anlatsana. Orhan... iyi bir adamdır. Çalışkandır. Toprağı sever. Senin gibi. Benim gibi. Tanısan hiç yabancı gelmez biliyor musun? İlk günden beri tanıyorum dersin. Benim gibi dersin. Anne. Anlat anne. İçine atma. Köşelerde ağlama. Anlat. Ağlayacaksan da burada ağla yanımda. Ben senin oğlunum. Sen Orhan'ı çok yanlış tanıdın oğlum. Ben kalbi, merhameti... bu kadar büyük başka birini tanımadım. Acıdan dünya başına yıkılacak olsa, ölecek de olsa, yanına birini alacaksın, kurtulacaksın deseler, o yine tek başına gider. Onun canına bir şey geleceğine, ben öleyim der. Senin canın yanmasını, tırnağın bile kırılmasını istemez. Amca. Daha iyi misin Meltem? Amca. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sen olmasan ben ne yapardım? Teşekkür etme, teşekkür etme. Asıl bizim sana teşekkür etmemiz lazım. Yani sen olmasaydın Kemal ölmüş olabilirdi. Ama neyse ki iyi şimdi. Daha iyi olacak. Sen de iyi olacaksın. İkiniz de iyi olacaksınız. Acılarınıza alışmayı zamana bırakacaksınız ikiniz de. Hayat bu. Böyle büyünüyor işte. Sorumluluk almak, büyümek böyle bir şey işte. Ama Meltem Kemal'i de anla. Kalp bu. Sevdiğini yanında ister. İkinizin aşkı imkansız. Ben biliyorum. Amca, ben aslında... Bana bir şey anlatma Meltem. Kemal'e anlat. İmkansızlığın nedenini ona makul bir şekilde anlat. Olur mu? Abi, sen bana anlamadın, anlasaydın mesleği bırakırdın dedin ya. Bu bana dert oldu ha. Bu herifler herkesi kesip biçiyorlar. Biz bu adamları içeri alamıyoruz. Gerçi alsak ne olacak? Bir iki saat sonra salıyorlar herifleri. Gerçi bütün bunların arkasında o iş adamı dediğim varsa... biz bunlara komple yürüyelim abi. Ne olacaksa olsun artık. Benim en güzel peri kızı sen oldun dede. Güzel kızım benim, peri kızım. O kadar güzelsin ki ben hepsini izledim. En güzel peri kızı sen oldun.
Seni defalarca uyardım ama dinlemedin. Bak. Her şeyin bir bedeli var. Bu da benim bedelim. Bana zarar vermeye çalışmanın bedeli. Kızım. Hazreti göreceğim. Müsait mi? Dalga mı geçiyorsun Musa? Ben dalga geçtiğim zaman sen anlarsın, merak etme. Anlamasam senin için daha iyi olur. Sağlıklı kalırsın. Ben Hazreti her görmeye geldiğimde önce seninle mi konuşmam gerek? Direkt onunla muhatap olamıyor muyum? Oğuz Doğu. Senin dalga geçtiğin adamın adı bu. Her şey onun olur vermesine bağlı. Oluru verirse senin bile derin üzülür. Gerçek mi? Nasıl yüzüyorsunuz deriyi? Anlatmakla olmaz. Gösteririz. Hayır, yani asmak lazım değil mi? Çünkü deri neticede bu, bir yere asmak lazım. Çengel. Çengel şart. Çengel de olabilir çünkü çengelle beraber deriyi kaldırırsın. Çengel de önemli. Sonra ondan sonra doğru tabakhaneye. Yürü git. Hazreti de ki Musa abim geldi. Hadi o elini indir. İndir o parmağını. Yoksa senin o parmağını diye koparırım. Bir daha kaldıramazsın. Hadi. 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 Sen kendin ne değilsin abi. Kendimdeyim Engin. Kendimdeyim. Abi nereye gidiyoruz? Bari onu söyle. Gidince görürsün Engin. Gidince görürsün. Belki bu gece sana kavuşurum kızım ha. Ha babacığım. Belki beraber oluruz bu gece. Zeki, bunlar temiz değil mi kardeş? Faili meçhulden alınmayalım. Bizde fail de maktul de bellidir kardeş. Can yakarım. Anadan yeni doğmuş gibi abi. Sıkıntı yok, kaygılanma. Kesinize bereket. Eyvallah. Altanım. Bu da senin. Al. Tam çapına göre. Bu ne ya? Su tabancası mı bu? Altan, o elindeki 6.35. Hafiftir, sekmesi azdır. En acemi bile kullanır onu. Biz yıllarımızı verdik. Lan!
Kahve boşaldı. Ver, ver. Boğazım olunca veririm ben sana. Size hayırlı işler. Eyvallah. Altan, lan bir rahat dur. Ben de zaten taşıma ruhsatı yok. Ahmet, istediğim de avucumda olsun yeter. Altan. Senin bir kullanma kılavuzun falan var mı oğlum? Biz seninle nasıl başa çıkacağız bilemiyorum. Benim karizmam yüksek abi. Bu yüzden beni tanımak biraz zaman alır. Ne yapacağı belli olmayan bir tipim ben. Arızayım yani. Ne yapacağını önceden haber ver de bari perişan olmayalım oğlum. Hadi gidelim. İyi tamam. Bey, şimdi bu sizin emrinizle İstanbul'dan gelen yine sizin iki adamınızla ilgili benim kulağıma bazı şeyler geldi. İsimleri Tayfun Bey ve Rıza Bey sanırım. Evet, öyle. Tayfun Bey ve Rıza Bey. Hatta biri dilsiz ama hangisi olduğunu çok da hatırlamıyorum. Efendim şimdi bu Orhan Yarımcalı denen zat sizin bu iki adamınız hamamda keselenirken ikisini de vurmuş. Kese bitmiş mi bitmemiş mi onu tam olarak bilmiyorum. İspatı? Adrese giderseniz oradaki balıkçı size hangi tonoza bağlı olduklarını gösterir. Yalnız adama bir şey yapmazsak biz yüklü miktarda bir para ödedik. O da bülbül gibi öttü. Sen bekle yenge. Abi olmaz öyle şey. Polis. Köpekleri burada. Sahibi de içeridedir. Polis! Polis mi? Kimlik kontrolü falan mı acaba? Civan, bizlik bir durum yok. Boşaltın mekanı beyler. Geri çekin lan! Geri basın lan! Patlattırmayın lan bana kafanızı! Oğuz Bey. Arkadaş yabancı değil diyeceğiniz. Eski bir tanıdığımız. Ölü sanıyorduk, diriymiş. Senin için yaşıyorum lan. Senin için yaşıyorum Oğuzlu. İstanbul'da kaçtın ama burada kaçamayacaksın. Elimden aldıklarını almaya geldim. Bende bir şey yok. Burası Bursa, yanlış gelmişsin. Senin aradıkların Karacaahmet'te olmasın. Sen yanlış yerdesin Oğuz. Sen yanlış yerdesin. Abi! Abi! Abi yapma. Değmez abi. Sicilini bozmana değmez abi. Mekan temiz abi. Haber vermeden gelme bir daha. Randevusuz görüşmeleri sevmiyorum. Daha yeni başlıyoruz. Görüyorsunuz değil mi Oğuz Bey? Geliyor, iki tane güzide arkadaşımıza sıkıyor işte. Manyak, akıl yoksunu bir polis. Neyse. Buranın tadı kaçtı. Çıkıyoruz beyler. Cümleten geçmiş olsun.
Geçmiş olsun. Polis! Polis! Memlekette ceset mi kalmadı? Boşta mı kaldın sen? Hayır, bana söylesen ben sana bir sürü ceset bulurum, öyle değil mi? Diniyetsiz! Geçmiş olsun canım. Sana da geçmiş olsun. Mekan basmayı da ben öğreteceğim buna. Efendim? Alo Kemal, gece gece aradım, kusura bakma, müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Ne oldu, bir şey mi var? Konuşmam lazım seninle. Yani yarın. Olur, konuşalım. Ne zaman, nerede istersen. Bana fark etmez. İyi, o zaman ben düşüneyim. Sana mekanın konumunu atarım, ha? Tamam. Tamam. İyi geceler. Mekan bizde, siz ayrılın hadi. Anlaşıldı komiserim. Lan. Hadi işinize gidin. Uyarıyorum Musa. Oğuzdoğan'ın çevresinde kim varsa hepsini teker teker geberteceğim. En sonunda onu. Çevresinde uçma. Yakarım. Aç çıkalım. Bunları bana niye anlatıyorsun yarımcalı? Oğlum olduğunu söyleyebileceğim bir tek sen varsın hoca. Düşünsene, oğlum var ama ne ben ona oğlum diyebiliyorum, ne de o bana baba. Ne olur bilseler, ne kaybedersin? Leyla'yı, oğlumu, hepsini öldürürler. Ben bu sevdayı da, sırrı da mühürledim. Kendimle birlikte götüreceğim toprağa. Neden ölmeye bu kadar isteklisin yarıncalı? İstekli değilim. Olacak olanı söylüyorum. Öleceğim. Ama sen ölmeye hazırlanmış, her an canını teslim edecek biri gibi değil de ölüme hevesli biri gibi konuşuyorsun. Çok ince bir çizgi var yarıncalı. O çizgiye basıp duruyorsun. Ölüme heves etme. Merak da etme. Haddi aşmış olursun. Senin öleceğin zaman zaten belli. Onun tayini çoktan yapılmış. Sadece zaman meselesi. Kainattaki her şey gibi senin de bir zamanın var yarımcalı. Ama onu bilen yalnızca o. O istemeden zamanı tayin etmeye niyetlenme. Sen bir yaşa bakalım. Eyvallah.
İnsan kendi dertleriyle boğuşurken yanındakileri göremez. Hem hal olması gerekenleri göz ardı eder. Durdun, durdun Çengeli. Yine aklıma astın hoca. Bela abiye diyorum yarımcanım. Bir bak istersen. Belki o senin kadar güçlü değildir. Belki yıkılıyordur. Bir bak istersen. Doğru diyorsun. Kendi dertlerimle uğraşmaktan başkalarınınkini göremedim ki. Veli, ne yapıyorsun öyle bir başına? Düşünüyorum. Allah Allah. Sen ne düşünüyorsun? İstanbul'u mu? Sen şimdi parayı bulunca İstanbullarda beni evlere tıkıp süslü püslü kadınlarla gezmezsin değil mi? Sanem Allah aşkına benim karı kız görecek halim mi var? Öyle mi? Kalmadı mı halin? Musa ile konuştun mu? Defteri verdim. Yarın da parayı alacağım. O iyi işte. Musa her şeyi aldığında biz de paramızı alır gideriz buralardan. Sonra da İstanbul'un en güzel muhitinde bir villa, bir araba. Niye bakıyorsun öyle? Biz zaten bunu istemiyor muyduk? Lan bunca zaman bunun için çabalamadık mı biz? Bana bak. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Sakın saçma sapan bir şey yapayım deme. Aslanım benim. Canım kocam. Kayboldum deme sakın. Yok ya, dışarı çıkamadım ki kaybolayım. Aslında şehri bir çözsem sorun yok biliyor musun? Ya koca adamsın, çıksana dışarıya. Şehir en iyi gezerek öğrenilir. Haklısın, haklısın tabii ama öyle tek başına olmuyor. Acaba diyorum, sen baştan bir yardım mı etsen? İyi tamam, Mudanya çarşıya gelince alo de bana. Tamam, tamam, hoşça kal. Sanem, bugün işin var mı? Sanem bir konuda yardım isteyecektim de. Sen de işine gelince meleksin, gelmeyince şeytan. Sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Bir düşünelim bakalım. Belki ederiz. Ama sen önce şu Makbule karısı ne yumurtladı onu bir öksür. Ne yapayım, neyi öksür? Yani ne dediğini anlat. Bakalım yardım gerekli mi değil mi? Aman yok ya, saçmalı gitti işte. Önemli bir şey değil yani. Selam, kaçtım ben. Şişt, hop hop, nereye kaçtın sen? Kalk! Hop hop hop, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye? Ya anne ama. Ne ya anne ama ya? Koluna faça ip, yüzü gözü şişen ben değilim herhalde. Soracağım tabii. Anne. Ya biri var, bayılıyorum ya. Ya yemek falan iki haftaya çözerim işi, az kaldı tamam mı? Ya kaç gün oldu ki geleli oğlum? Bana bak, sen yaşlanmaya başladın artık. Sensin yaşlı. Ah Kaan, özür dilerim, unuttum. Yeme artık bunları. Ay zevzek. Paran var mı? Var var baba Mert. İyi geldi buna burası.
Çok korkuttun beni. Sen de beni. Ben iyiyim. Saçma sapan bir şeydi. Bir daha öyle bir saçmalık yapmam, merak etme. Ben de iyiyim. Sen iyi olursa ben daha iyi olurum. Sen gül bak ben nasıl gülüyorum. Vallahi bak. Gül bir. Ya bir gül. Bakayım gülüyor musun? Gördün mü bak ne kadar kolay. Gel bak. Sen yeter ki sev beni. Bundan sonra öyle aslım kestim yok. Hep gülmek var. Ha? Kemal, ben buraya sana umut vermek için gelmedim. Ben buraya içimdeki her şeyin sana karşı bittiğini söylemek için geldim. Sen iyi ol. Bak sen hak ediyorsun. Öyle yapma ne olur, ben de çok üzülüyorum. Sen beni çağırınca ben... Ben buraya konuşmak için geldim Kemal. Kavga dövüş olmadan, bitirmek için. Yani çok düşündüm. Bitti mi bitiyor işte. Kemal. Bitmiyor. Sen de öyle ama ben de bitmiyor Meltem. Bitiremiyorum, gidemiyorum. Ama bitiren bitiriyor işte. Eyvallah ya. Ben anladım, tamam. Sen bitti diyorsan... ...benim diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim? Sen hep mutlu ol. Vallahi hep gül. Sen yeter ki mutlu ol. Sen ne dersen o. Sen iyi ol Kemal. Hak ediyorsun. Atla hadi. Selam. Selam. Ya bu korna olayına bir türlü alışamadım. Niye ya? Almanya'da kimse kullanmaz biliyor musun? E sen de alış artık. Malum geri dönüş yok. Yok gibi. Olsun. Alışıyorum böyle böyle işte. Tamam. Şimdi sana ben biraz etrafı gezdireyim. Sonrasını kendin halledersin, tamam mı? Tamamdır. Hadi bakalım. Eyvallah yarımcalı. Eyvallah. Hoş geldin sana. Hoş bulduk İsmail. Şu boyalı kuşu bir düzeltiver vallahi. Şu ateşli mavileri de yok et Allah aşkına. Ha, az biraz kadına benzesin. Elimden geleni yaparım abla. Ne ablası? Tamam tamam, kızma hemen. Yalnız ben bu kardeşe güvendim şimdi ha. Sana abla dediğine göre gözü bayağı iyi herhalde. Ay sen laf sokmalara başladın yine. Vallahi kalkar giderim ha. Tamam tamam, demedim bir şey. Beni de ondan aşağı bırakma, paralarım vallahi. Sen kimsin oğlum? Kimsin? Otel basıp adamları ayağından vuruyorsun ha? Kimsin sen, kim? Polis. Organize Şube Başkomiser. Yıldırım Gürcan. Emredin müdürüm. Başlatma lan polisin lan. Ver silahını, rozetini ver. Açığa alındı.
Rozetini ver, rozetini! Vermem. Yıldırım! Bak soruşturma açtırma bana. Meslekten ben yersin ha, uyarıyorum. Açtırsana soruşturmayı müdürüm. Ha? Belki müfettişler sana da birkaç tane soru sorar. Cinayetten hüküm giyecek adamları nasıl saldın müdürüm? Musa Bozoğlu'nu nasıl saldın? Delillere ne oldu müdürüm? Kararttın mı? Açtır soruşturmayı. Bakalım kim cezaevine gidiyor, kim mesleğe devam ediyor. Takım elbise de güzelmiş. Musa ne anlattıysa doğru. Buldum cesetleri. Çürümüş hepsi. Bildirdiniz mi yeri yarımcalıya? Az önce adamımızı çıkarttım. O hala Tuncay'ın gideceğini sanıyor. Biz hazırız. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Siz değil, ben. Oğuz Bey. Tek başıma gideceğim. Yanıma kimse yok. Racon böyle Cengiz. Tesbih sahibine aittir. Yani bir kişiye. O da ancak sahibine iade edilir. Teşekkür ederim. Hep böyle çok mu yer boksörler? Normal aslında benimki. Malum protein lazım. Ya bana da öğretsene. Neyi? Protein almayı. Hayır canım. Hani boks yapmayı işte. Zor mu ki? Yo. Öğretirim aslında. Ya ritim meselesi. Ne bileyim nefes almak falan lazım. Uzat bakayım ellerini. Uzat uzat ellerini. Güzelmiş. Ellerin yani. Sertindir ha. Bak eğer gerçekten istekliysen önümüzdeki hafta başlarız çalışmalara. Koşu falan da yapmak gerekecek. Tamam, uyar bana. İstiyorum gerçekten. Teşekkürler. Sağ ol. Babanla görüşecektik aslında ama ekti beni. Aa. Öyle bir şey yapmaz aslında. Gerçekten önemli bir iş çıkmıştır. Yoksa mutlaka gelirdi. Orhan.
hadi sana yardım edeyim. Hastaneye götüreyim. Doktorla konuşalım. Allah aşkına izin ver. Yardım etmeme izin ver. İyileştireyim seni. Sana gidilecek bir yer olmadığını söyledim Leyla. Ne doktor ne hastane. Öyle bir yer yok. Nefes aldığımız sürece bir umut hep vardır. Yok Leyla, yok. Benim umudum yok. Yok. Söyledim sana. Oğlumuza beni anlat. Ona iyi bak. Anlattım Orhan. Anlattım. Sordu nasıl biri diye. Ben de her şeyi anlattım. Bilsin artık babası olduğunu. Bilsin çocuk. Olmaz Leyla, yapamam. Ölüm ensemde sizi tehlikeye atamam. Olmaz. Yapamam. Git Leyla. Allah aşkına git. Ben de senden gidemem Orhan. Bu saatten sonra yapamam. Gidebilseydim yapardım. Ama yapmayacağım. Bana git deme. Sen hakikaten bir şeye benzedin ha. Ay sağ ol canım ya. Tamamdır, aldım ben bunu. Canım sen de üstünden çıkardıklarını bir poşete koyuver he mi? Sana bir de sonra bir şey soracağım. Bir adres. Bildiğim bir yerse ben seni götürürüm. Öyle adresle falan uğraştırmam gelin hanım. Herkese söylerim. Fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen söyle, sana da bilirim. Zamanın kıymetini bilen insanlara saygı duyuyorum. Seninle de bu saygı çerçevesinde çözeceğiz işimizi. Öyle istediğin an, istediğin gibi benim adamlarımı harcayamazsın. Bedeli o. Fakir fukaranın canına kastetmişlerse harcarım. Senin yaptığını göreyim, seni de harcarım. Gariban babası mısın sen? Lafı gevelemeyelim. Tuncay'a da söyledim. İnsanlara topraklarını geri verin. Yarın değil, bir hafta sonra değil. Hemen şimdi. Size verdiğim süre doldu. Herkese toprakları geri veriliyor. Şimdi, şu an. Yakında haberi gelir sana. Bırakın! Bırakın! Bırakın lan beni! Bırakın lan beni! Bırakın lan beni!
Bırakın lan beni! Bırakın lan beni! Yapmayın lan! Yapmayın lan! Abi ben yaptım size abi. Yaşadım lan. Söyle. Yalvarırım bakın ne olursunuz yapmayın etmeyin. Allah rızası için bak neyim var neyim yoksa hepsi sizin olsun. Ne olur yalvarırım Tuncay Bey. Siz kimsiniz ya? Ne oluyor? Bırakın beni imdat! İmdat! Komşular! Sesini duyan yok mu? Bırakın! Komşular! Yardım edin! Ben de gariban babasıyım. İsteyene toprağını veririm. Kürek kürek. Dönüm dönüm. İyi. Karşılaşmamızda tesbih tanelerin yerinde ayaklar altında olan sen olacaksın. Toprakların iadesini yaptığınız insanları arar bulurum. Eğer bir yanlış varsa büyük gürültü kopartırım. Alacağım dediğim şeyi alırım. Lafta kalmam. Yaparım. Nerede benim aslan torunum? Hasta baba. Grip olmuş. Çorba yaptım. Erkenden yattı. Uyuyor şimdi. Vah vah vah. Geçmiş olsun. Yemekten sonra gideyim de bir göreyim onu. Bir ateşine bakayım. Bulaşma. Rahat bırak çocuğu. Niye baba ya? O benim yeğenim. Ben onun dayısıyım. Benim canım. Bu saatte kim bu ya? Ben bakın. Hoş geldin. Leyla. Evde mi? İçeride, içeride. Ne diyeceksin Leyla'ya? Merak etme. Sen bana yolu göster. Ne diyeceğimi ben gayet iyi biliyorum. Gel, geç içeri. Geç. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Adile ben. Bazılarını tanıyorum. Tanımadıklarım da var. Ha. Alman delisi Adile. Sözüm kesilmezse daha çabuk biter. Kusura bakmayın. Ben biraz rahatımdır. Yarı Almanım ya. Adel Gençtalt. Ondan herhalde. Serbest büyüdüm ben. Rahat yani. İçinizde Almanya görmüş olanlar var. Sen kimsin kadın? Kadın değil. Adile. Adile Yarımcalı.
Orhan'la evlendikten sonra böyle oldu. Orhan'ın karısıyım ben. İyi de ne istiyorsun? İşte kocanı sağ salim bulmuşsun. Ya sizin bu ailenizde bir tuhaflık var. Özellikle kadınlarınızda. Doğru konuş. Şşş. Sakin. Lafım bitmedi bak. Bu iki kız kardeş arasında bu tuhaflık. Belki de kıskançlık demek daha doğru olur. İkisi birden Orhan'ın peşinden koşuyor. Baksana sen. Sakın. Sakın lafımı kesme. Bırak bitireyim, sıkıntı olmasın. Sen haddini aşıyorsun ama. Ben mi haddimi aşıyorum? Ben sadece kocamdan bahsediyorum. Bence kocamın peşinden koşanlar hadlerini aşıyorlar. Yeter! Bırak! Bırak anlatsın. Sen Leyla'nın kocasısın değil mi? Yazık. Bak, kadın olduğun için bu evden elini kolunu sallaya sallaya çıkacaksın. Ama aksi olsaydı başka türlü olurdu. Bana fark etmez. Ben eninde sonunda ailemi koruyorum. Biraz sert oluyor belki ama öyle. Bak, son lafım sana. Sen bunların babasısın. Kızlarına bir dur de. Yoksa ben çüş derim, canları yanar. Sonra sıkıntı olmasın. İyi akşamlar. Çok iyi performans. Heybetli kadın tabii. Geldi, yaktı, yıktı ve gitti. Kes! Utanacak yüzüm kalmadı. Biri bu hallere düşeceğimi söyleseydi inanmazdım. Hayatta inanamazdım. Size söyleyecek laf bulamam. Yüzünüze tüküreceğim ama değmez. Allah'ım bu lafı ne kadar çok ediyorum ben. Hem de kendi çocuklarıma. Neredeyse her gün. Onur, şeref, haysiyet. Hiçbir şey, hiçbirinize hiçbir şey öğretememişim. Yazık. Çok yazık. Anam. Bak yine annemi andık ya. Toprağı bulursun, nur içinde yatsın. Kızlar. Adam ikinizi birden yakmış. İkinizi birden. Hayır, beni de yaktı ama beni geç. Neyse be. Leyla. Bu ikinize çok pis kor. Musa kes sesini. Yeter artık, yeter be! O lafları hak edecek hiçbir şey yapmadım ben. Anladın mı? Kim nasıl isterse öyle isyan etsin. Allah yukarıda, beni biliyor, bana yeter. Ben kimsenin evine ateş düşürmedim. Düşürmem de.
bahar, vız 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 bahar, vızı vızı vız. Canım kardeşim ya. Prenses gitti, kül kedisi geldi. Öyle mi? Yeterince midem bulandı. Seninle daha fazla uğraşamayacağım Musa. Tahminlerim beni yanıltmıyorsa bu sıralamaya göre Makbule Hanım şu anda sizin yapmanız gereken tam da... Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Bak. Oğlum bu evin iki çilek işi biziz. Senle ben. Seni çekip kurtaracağım ben buradan. Cemil, kurtaracağım seni. Pavyona gidelim mi? Pavyona götüreyim seni. Ulan Musa az önce gitmiş gelmiş gibi oldum ya. Cenaze işlerini haber vermiştim tabut göndersinler diye ama sen sağ salim geldin maşallah. Onlara lazım birkaç tabut. Ben süperim vallahi. Bir de bu saç modelini çok sevdim ben ya. Havalı oldu sanki. Herkese hayırlı geceler. Senem nerede kaldınız siz? İşimiz vardı Veli, dışarıdaydık çarşıda. İyi akşamlar. Kusura bakma Veli abi. Biraz benim yüzümden oldu. Adile. Ne olmuş sana böyle? Yaklaş bir bakayım. Yoksa saçını mı boyattın sen? Babaanne ne saçı ya? Görmüyor musun? Bambaşka bir insan olmuş annem. Çok zarif olmuşsun. Kız ne kadar güzel olmuşsun. Adın ne senin? Yani ne yalan söyleyeyim. Biraz zor oldu ama işte Adile'yi yarı Türk'ten tam Türk'e çevirdik. Isıtıp yiyin. Biz az önce yedik. Sağ ol anne. Ben tokum. Ozan Bey gidip bakın bu fakir fukaranın arazilerini teslim etmişler mi? Bakarız abi. Çocuklara hazırlık yapın demiştim. Ne yaptık? Tamam mıyız? Tamamız abicim. Eyvallah. Eğer bu arazileri teslim etmemişlerse büyükçe yırtı kopacak. Sen desturu ver yeter abi. Eyvallah. Ne istiyorsun Musa benden? Ben ne istiyorum? Şöyle bir girizgah yapayım. Senden bu fabrikayı istiyorum. Topraklarını istiyorum. İstiyorum ki bunların hepsi benim olsun. Aa,
seninle aramızdaki mesele o ayrı tabii. Ben senin tasmanı tutanlarla görüşüyorum zaten. Seni geçtim, sen geride kaldın. Boşuna bu kadar zorlama kendini Musa. Dur ya, bir dinle. Bir iki kelam edeyim ya. Burhan Yarımcalı mahzunları Orhan. Ve Veli Yarımcalı'nın bütün borçlarını ben üzerime aldım. Ben aldım. Ben. Sonra bu borçlara mahsuben sizin topraklarınızı ve dahi bu fabrikayı almak için yasal yollara başvurdum Yarımcalı. Avukat. Belgeler. Bu var ya bu. Bu ne biliyor musun? Senin o büyük satıcı abin Veli'nin bana bir tomar para karşılığı verdiği borç listesi. Kusura bakma Veli. Seni satın aldığımı kardeşine söylemem lazımdı. Zira Orhan'ın ailesinin içindeki iki yüzleri bilmeye hakkı var. Şimdi benim fabrikamdan, topraklarımdan çıkın gidin. İşçiler, sizler de öyle. Orhan, polisli, zabıtaydı, hacizli uğraştırma beni. Hadi. Abi. Ya sen bu Veli'yi öldürsene. Ya da yok. Bu zaten ölü, kokuyor bu. Sen bunu göm. Abi. Cevap ver. Sattın mı? Bir şey söyle. Sağlamıyorum. Göze aldım her şeyi, döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah. Haydi.